Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tuna Yayınları 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 136 ve 137. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 136'dan başlayalım. Yandaki giysi etiketini inceleyiniz ve etiketteki sembollerin anlamları ile ilgili bir araştırma yapınız. Daha sonra aşağıda tabloya sembollerin şeklini çizip anlamlarını yazınız. Bu semboller giysinin ne amaçla üretildiğini, nasıl yıkanılması gerektiğini açıklayan ve nerede üretildiği bildiren bir bilgidir. Okullarımıza faaliyet gösteren Bilinçli Tüketici Kulübü'nün kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında neler biliyorsunuz? Okulumuzdaki Bilinçli Tüketici Kulübü, kullanmış olduğumuz ürün ve aletlerin nasıl kullanılması gerektiği, nasıl tasarruf etmemiz gerektiğini ve doğabilecek olası zararlardan nasıl korumamız gerektiğini anlatan kulüptür. Sayfa 137. Şiire göre bilinçli bir tüketicinin yapması ve yapmaması gerekenler nelerdir? Bilinçli bir tüketici ürün alırken son tüketim tarihi, ürünün CE, TSE ve ISO ibarelerinin olup olmadığını kontrol etmeli ve ihtiyacı kadar alışveriş yapmalıdır. Ürünü aldıktan sonra hor kullanmamalı, ürünün kullanım kılavuzunu okuyup ona göre kullanmalıdır. İnsanlara bilinçli tüketici alışkanlıkları kazandırmak ve onları tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla defterinize bir şiir yazınız. Pil. Bilinçli tüketici olmak istiyorsan eğer beni gerektiği kadar al, fazla alma. Beni öğrenmek için kılavuzumu oku, beni hor kullanma, bana iyi davran. Beni doğaya atma, çöpe, yere, doğaya atma. Geri dönüşüme gönder beni, ikimiz de mutlu olalım ömür boyu. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.